Selamlar herkese. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz yazar Buket Çetin. Buket Çetin, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizin yazarlık hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Benim yazarlık hikayem bana göre çok hani eski, yani çocukluk dönemlerimde başladı. Genel olarak kendini yazarak ifade etmeyi seven bir çocuktum hep. Yani bu lise sonlara kadar devam etti. Üniversitede de öyleydi. Daha sonra hani yaşantıma yaratıcı dramanın girmesiyle, ki bu alanda yüksek lisans yaptım ben. Aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği'nin de üyesiyim. Burada da eğitimlerim oldu. Dramanın girmesiyle biraz daha böyle kendimdeki yaratıcı yönleri, ilgi duyduğum yönleri keşfetmeye başladım. Yazılar üzerine biraz daha hani profesyonel olarak eğilmeye başladım. Dramatik kurgu nedir, nasıl oluşur falan gibi bu tip unsurlar üzerinde durmaya başladım. Ondan sonra ilk işte çocuk öyküleri falan yazdım. Bir dönem Kahve Molası diye bir internet sitesi vardı, oraya yazılarımı gönderiyordum. Öğretmen dünyasında yazılarım çıktı. Bu arada öğretmenim ben aynı zamanda. Evet. Orada yazılarımı paylaştım. İşte zaman zaman değişik yerlerde yine böyle küçük öyküler şeklinde yazılarımı paylaşıyordum. Daha sonra bir roman yazmayı düşündüm ve ilk olarak kulaklarıma inanamıyorum isminde bir roman yazdım. İlk çıkan romanım oydu. Sonra işte Robotum Zeytin ve Babam Kurbağa Oldu geldi. Böyle başladı. Yani yazarlık bende, bana kişisel olarak sorarsanız çok eski, çocukluktan itibaren. Evet. Kitaplarla haşır neşir olmaya başladığım dönemden itibaren başladı diyebilirim. Evet. Tabii hem drama vurgusu yaptınız, hem zaten son iki eseriniz de çocuk edebiyatı bünyesinde. Bu anlamda Evet. Çocuk edebiyatına dair neler söylersiniz? Çünkü aslında Türkiye'de yaygın olan bir edebiyat bölümü. O anlamda ne tür yorumlarınız olur? Evet. Yani çocuk edebiyatı bizde özellikle hani 90'lı yıllardan sonra herhalde çok hareketlendi diye düşünüyorum. Çünkü benim çocukluğumu düşündüğümde çok o kadar hani yazarlarımız çok fazla yoktu. Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü'yü falan biliyorduk ama daha çok dünya klasikleriyle ilgiliydik. Yani şimdi iyi bir çocuk eseri nasıl olmalı, kitabı nasıl olmalı? Yani bu çok böyle tartışılan, hani üzerinde birçok şeylerin konuşulduğu bir konu aslında. Ama benim için öncelikle iyi bir çocuk kitabı bir kere çocuğu içine çekmeyi başarabilmeli. Yani çocuk okurken onu keyifle elinde tutabilmeli. Ama tabii ki hani bu keyfi elinde tutabilmesi demek her türlü konunun da işlenebilir olduğunu göstermiyor. Bunun yanında bir niteliğinin de olması gerekiyor. Zaten nitelikli çocuk edebiyatı kavramı da daha çok buradan yola çıkarak çıktı. Nitelikli olan eserlerin özelliklerinde de çocukların dünyalarını merkeze alması, yani çocuk gözünden bakış açısı, onun gelişimsel özellikleri, mesela bir çocuk ilkokulda nasıldır, ortaokulda nasıldır, nelere ilgi duyar, duygu ve düşünce dünyası ne yönde gelişir, sosyal becerileri nasıldır, okuduğu şeylere nasıl yaklaşır gibi, onların dönemsel özellikleri bence önemli. Bunları dikkate alarak yazılan eserler ve tabii ki bence aslında bir de şöyle bir şey var. Çocuk edebiyatı çok edebiyattan ayrı değil bence. Yani ben bu görüşü savunanlardanım. Dolayısıyla çocuk edebiyatı dediğimiz zaman, edebiyat dediğimiz zaman işin içine sanat da giriyor. Yani ve sanat çocuğun zihninin şekillenmesinde, duygu dünyasının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla bir sanatsal üründen, sanatsal bir eserden söz ediyoruz aslında. Bu noktada da tabii ki çocuğun duygularını, düşüncelerini şekillendirirken aynı zamanda onun hani iyiyi, doğruyu ve güzeli estetik açıdan alması önemli. Bence özellikle bu üç unsur çocuk eserlerinde önemli diye düşünüyorum. Yani onu Evet. içine alacak, öncelikle çocuk keyifle okuyacak. Onun dönemsel özellikleri, çocuk gözünden bakış açısı ve üçüncüsünde de iyi bir edebi eser, yani sanatsal niteliklerinin olması. Evet. Peki mesleğinizin size göre stresli yanları neler? Ona dair neler söylersiniz? Şimdi meslek deyince benim aklıma önce öğretmenlik geliyor. Evet. Yani ama bunu siz sanırım yazarlık boyutunda. Yazarlık üzerinden tabii ki, evet. Şimdi ben bu dönem bana çok iyi geldi. Çünkü
Yani daha önceden çalıştığım için hep yani bir okul yaşantım olduğu için, öğrencilerimle birlikte olduğum için birazcık bu yazma ve yazıyla ilgili konular bölünüyordu. Ama bu vesileyle biraz daha çok hani ilgi duyduğum alana eğilme fırsatı buldum. Yani daha çok çocuk kitaplarına işte daha çok araştırdım, inceledim, okudum. Kendi yazılarımı geliştirmek yönünde bir takım çalışmalar yaptım. Teknik bir şeyler ilerletmeye çalıştım falan. Bu yönden bana iyi geldi. Öyle söyleyeyim. Evet. Peki tabii hayatın bütününde baktığınız zaman bir dijital dönüşüm yaşanıyor. İşte geçmişte radyo dinleyicisi, gazete okuyucusu, televizyon izleyicisi gibi kitleler vardı. Bugün hemen hemen herkes internet kullanıcısı. Bu açıdan baktığımızda dünyada da, Türkiye'de de bir dijitalleşme ağırlık kazanıyor. Bu da hemen hemen hayatın her alanını etkiliyor. Yani aklınıza gelebilecek her sektörü, her mecrayı etkiliyor. Bu anlamda baktığınızda dijital dönüşümün yayıncılığa, edebiyata etkisini nasıl yorumlarsınız? Yazarlığa etkisini nasıl yorumlarsınız? Evet. Yani aslında sanal dünya yaşantımızın içerisinde çok önceden beri var olmasına rağmen şu anki yaşam koşulları biraz daha yoğun bir şekilde yaşamamıza sebep oldu. Tabii bunun adı dijital dönüşüm galiba şu anda. Dolayısıyla yani hani şöyle bir şey var. Yayın dünyasında bence buna ilişkin çalışmalar benim gözlemim belki biraz daha yeni yeni hani başlıyor. Mesela dijital kitaplar ne derece yaygın örneğin, ne derece bunların hani sunumu yapılıyor, insanlara tanıtımı yapılıyor, ne derece insanlar bunlara ulaşabiliyorlar. Hani belki de biraz araştırmak da gerekiyor aslında bunları. Yani hani biraz da şekillenmekte olan bir süreç olduğu için üzerinde durmak da gerekiyor. Hani gözlemlemek, kendimizde çevremizdekilere faydası ne yönde olacak? Biraz bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü eskiden sanal dünya hani benim bir araştırma konumdu yabancılaşma. Sanal dünya çok önerilen bir şey değildi. Yani çocukların da çok fazla bu dünyanın içerisinde olmasını öğretmenler olarak, eğitimciler olarak da çok fazla aslında tasvip etmiyorduk. Ama bugün değişen koşullar bambaşka şeyleri beraberinde getirdi. Yani bizim yapay dünya olarak adlandırdığımız sanal dünya, bilişim dünyası aslında ne kadar da bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek nitelikteymiş. Bugün bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu önemli. Yani hani gelişmekte yani kuşak olarak düşündüğümüzde de çocuklar için de şu an bilişim dünyası çok önemli. Dolayısıyla onların dünyasına hitap edebilmek için bu yönü iyi araştırıp ona göre bir şeyler yapabilmek gerektiğini düşünüyorum. Yani kitaplar zaten hani zaten insanlar işte sanal sitelerden sipariş yoluyla kitaplara ulaşabiliyorlar biliyorsunuz. Ben hiçbir zaman elime bir telefon alıp ya da bilgisayar başında kitap okumakla ilgili bir hani o keyif duygusunu tam olarak yaşamadım açıkçası. Benim için kitap elime alınır, onun sayfaları karıştırılır, o sayfaların kokusu, işte harfler, kitabın kapağı, ona dokunmak benim için bunları çok farklı anlamları var. Bilemiyorum başkalarında nasıl ama bu dijital dönüşüm sürecinde hani ben de mesela bir dijital kitap alır mıyım? Açıkçası bilmiyorum şu anda. Evet. Hani ben de böyle bu durum. Hala gözlemliyorum, anlamaya çalışıyorum. Kim için daha iyi olur hani bu süreç? Yani çocuklar açısından dijital kitapların olması mı iyi olur? Ellerine o kitabı alarak hani onunla birlikte olmaları mı iyi olur? Ama tabii bir taraftan da şöyle bir şey var. Daha geniş kitlelere ulaşabiliriz belki. Mesela bir yazar olarak ben çocuklarla işte bir takım paylaşımlarımı yaparken onlarla işte okul salonlarında, işte kitap fuarlarında bir araya geliyordum. Şimdi bu dijital dönüşümle biraz daha farklı bir şekilde onlarla bir araya gelme imkanım var. Ama bu zaman içerisinde nasıl şekillenir? Hani bunları tam olarak şu anda bilemiyorum tabii. Evet. Buket Çetin yayınımıza katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Son olarak... Ben de teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olmak, yazıları, kitapları konuşmak güzeldi. Teşekkürler. Son olarak kitaba dair, hayata dair, edebiyata dair neler söylersiniz? Son ifadeleriniz ne olur bizim için?
Sanat bence hayatın vazgeçilmezi ama bugün sanatın birçok dalları gerçekleştirilemiyor. Yaratıcı drama için de geçerli bu, tiyatro için de geçerli ya da sinema için de. Toplu alanlarda bir arada bulunamıyoruz çünkü. Ama hayatımızın vazgeçilmezi, duygu ve düşünce dünyamız için çok önemli bir yeri var. Ve bu süreçte bence sanatsal anlamda ulaşabildiğimiz kadar çok şeye ulaşmamız gerekiyor. Özellikle çocukların estetik yönlerinin, duygularının beslenmesi için, düşüncelerinin beslenmesi için bu çok önemli. Bence olabildiğince kitaplar yoluyla onların sanatla ilgili ihtiyaçlarını ailelerin gidermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve son olarak herkesin bayramını kutluyorum. Birlikte olabildiğimiz, sevdiklerimizle bir arada olabildiğimiz bayramlarda yine buluşalım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere Cengizhan Bey. Her insan bir dünyada, bugün konuğumuz yazar Buket Çetin'di. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.